Can can kurban olayım ben size. Kurban olurum ola ne? Fites değiştirak. Takıldı fites. Bilirsiniz uşaklar bende yalan da yok, hılap da yok. Şimdi ben program yapan da kardeş arkamdan biraz ses yapmasa ziyol. Kurban olayım ben size. Önce geleneksel bu sünnet şölenini hazırlayan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü niye? Sünnet bir vesile. Bu kadar insanı sünnet vesilesiyle topladık. Diyoruz ki her zaman her yerde böyle birlik beraberlik içinde olak. Sadece sünnetlerde değil, cenazede de birlikte olak. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Birlik beraberliği ihtiyacımız var. Size kurban olayım. Ben de yalan da yok, laf da yok. Hakikaten her zaman demişimdir. Elim kanda olsa kaymakam beyle belediye başkanımız aradığı zaman akan sular durur. Teyhani çıkıp geleceksen nerede olursan ol. Hatır kırılır mı? Hele ki tercanlılar için hatır kırılır mı? Çıktım geldim. Size kurban olayım. Allah benim ömrümde Allah size vereyim inşallah. He. Bir gün oturduk. Sayın kaymakamımızla, başkanlarımızla, efendime söyleyeyim hepsiyle oturduk. Milli Eğitim Müdürümüzle oturduk. Bak Milli Eğitim Müdürümüzün bilmediğiniz bir yanı var. Şimdi orada oturur ya böyle yayılır. Gören de der ki herif. Ama ev Erzurum'da, hanım Erzurum'da. Her haftayla tıpış tıpış hanımın yanına gidir esas duruşta. He. Eski herifler nerede müdürüm? Eski herifler nerede? He. Kurban olurum ben size. Az önce belediye başkanımız oynadı, sağ olsun arkadaş kaldırdı, burada güzel bir halay da çekti. Ama esas oyunu ben oynatacağım. Allah izin verirse biraz bir şeyler anlattıktan sonra başkanımla böyle karşılıklı bir Kürt'ün kızını oynayacağız. Ben de yalan da yok, laf da yok. Ben buradan aynı zamanda Doğu TV aracılığıyla tüm dünyaya, çünkü şu anda tüm dünya izler. Tüm dünya tercana odaklanmış, tercanı izler. Tek tek içeride kumanda odası var, arabanın içinde oturdum. İnsanları tek tek çekirler. Gurbet ellerde olan kısım, akrabalar hep izler. Keşke tercanda olaydık. E olaydız kardeş. E olaydız yani geldiz bir şey mi dedik baba? Ha, diyelim gurbettekilere de. Tercanlılara çıkıp gidip de 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene gelmeyen var. Ela yok. Her sene geleceksen, bakacaksan tercanın neyi eksik? Kim öldü, kim kaldı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Onun için her zaman gelmemiz lazım. Televizyonumuz aracılığıyla buraya tüm tercanlıları davet edelim. Her yıl gelsinler bu şölenlere destek olsunlar diyelim. Geçen de oturuyorum sayın kaymakamım. Telefon çaldı. Alo kimsen? Dedi ben Amerikanya'dan arıyorum. Kofi Annan. Dedim hayırdır öyle ne arıyorsun beni? Bunlar alim beni göremiyorlar kardeşlerim. He. Dedi ki yahu TM'i dedi İspanya'da boğa güreşlerine davet ettiler. Ben tehk etmeyeyim. Seninle beraber gidelim. İşin yoksa gel beraber gidelim. Dedim kardeş işim var da seni tek koymayayım. Gelin de nasıl gelin? Vesait yok. Dedi sana denizaltı yollayayım. Vallahi dedi ne olur? Dedi adresi bir o adrese yollayayım. Tarif ettim adresi dedim en kestirme yol da dedim tercanın arkadan çay geçir ya o çay daha kestirme
oradan ile gelirsem Hasan Karasın'da Beyik Çemlik'te beni beklersen. Neyse arkadaş, bir saat geçmedi denizaltı Beyik Çemlik'e geldi. Bindim doğru İspanya'ya. Gittik Cebeli Tarık'ın kenarında eyledik arkadaş. Kofi Annan, efendime söyleyeyim, İspanya'ya başbakanı, cumhurbaşkanı beni behliller. Ben de yalanda yok, laf da yok arkadaş ha. Olur mu? Sizde olur, bende olmaz kardeş ha. Neyse, çıktık gittik lokantaya. Şimdi kardeş, oranın etlerine güven edemirem. Niye edemirem? Çünkü o boğaları öldürürler bilirsen da, öyle mırdar gidiyor o boğalar orada. Kılıcı sokur öldürürler. Dedim kardeş, bana etten başka bir şey getirin. Az Özel'in çorba var mı? Tedbirini almışlar. Teyo gelir ya, bir türlü lokantalar Az Özel'in çorba pişirmiş. Dedim çorba bana yeter. Elma gide güzel içine doğradım. Neyse kardeş, gözümüz aç. Bir çorbayla bile insan doyur. Neyse oradan çıktık gittik. Boğa güreşlerinin yapırlığı yere. Böyle oturuyor protokol. Aynı sizin gibi. Kurban olurum size. Biraz sonra bir tane herif geldi kardeş. Başında tekkesi süslü müslü biri. Elinde bir tane kırmızı mevlesim. Ondan sonra öbür elinde bir tane kılıç. Geldi sahaya, bütün millet ayaklandı. Adı da neymiş herifin? Matara. Ona orada matara değillermiş. Ben öyle zannettim, ondan sonra öğrendim ki matador asıl ismi oymuş. Ben karıştıracağım. Ha matara ha matador kardeş ha. Neyse, biraz sonra arkadaş meydana bir boğayı saldılar ki Allah mefeze. Ola tutana eşk olsun. Ola herifin üstüne gidir. Herif kırmızı nevresimi sallır. Kıbrıs'ı nevresimi gördü ya, boğa iyice dellendi. Kim bilir kaç aydır içeride. Az susuz behlir. Saldırır herife. Herif nevresim gele hava atır. Nevresimi sallır. Boğa da akıllı boğa. Zamana boğası şimdi. Akıllı kardeş. Eski boğalar nerede? Akıl yok, şey yok. Şimdi akıllı. Nevresime gidin derken herifi nasıl kalkmasıyla, boynuzlarıyla kaldırdı havada, bir iki tur attırdı. Nasıl fırlatmasıyla geldi bizim ayaklarımızın dibine, karton çuvalı gibi yıkıldı. Ben de yalanda yok, laf da yok ha. Ulan şimdi boğayı durduramıyorlar. Ulan nasıl edak, ne edak? İspanya Cumhurbaşkanı dedi ki, Teyami, durdursan durdursa bunu ancak sen durdurursan. Baban heyrine. Abi boğayı bir durdur. Dedim kardeş, ben onun bunun boğasına karışmam. Ne halız varsa görün. Yok. Hele diyeyim bak. Neyse kardeş, atladım meydana. Boğa beni gördü ya arkadaş, nasıl gelir üstüme, nasıl gelir? Bu benim üstüme gelecek. Böyle kenara çekildim, kuyruğundan yakaladım. Bir, iki, üç, dört desen bu boğayı nasıl fırlatmamla duvara yapıştı. Hele kazırlar. Ben de yalanda yok, laf da yok ha. O ara Cumhurbaşkanı aşağı indi. Dedi Allah senden razı olsun, bu boğayı kim durduracak idi? Dedi ki Teyami, sana dolgun maaş verak. Sana bir tane ev verak, sana bir tane araba verak. Gel İspanya'da kal. Türkiye'ye gitme. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanına, yok dedim kardeş, bana bütün İspanya'yı verses benim Türkiye'm bana yeter. Allah razı olsun. Benim Türkiye'm bana yeter kardeş.